Evet bir gün sıranın sana da geleceğini çok iyi biliyordun. O gün de işte tam bugün. 2024 tayfa hazırsan bu senenin ilk videosuyla başlıyoruz. Hoş geldin sevgili dostum. Evet dediğim gibi bu 2024 tayfanın ilk videosu. Artık 2023 tayfayı uğurladık. Bazılarınız tabi mezuna kalacaklar daha belli değil ama 2024 tayfanın arasında 2023 tayfadan da arkadaşlarımız olacaktır. Tabi onlar için belki bu videoyu izlemek için şu an erken ama onlar da aramızda yakında katılacaklardır. Umuyorum ki sayıları az olur. Birçoğunu istediği yerlere göndeririz. Fakat gelelim şimdi sizlere. 2024 tayfa. Şimdi bu sene biraz daha farklı bir şey yapacağız. Normalde biliyorsunuz biz sezonu Ağustos-Eylül gibi açıyoruz. Fakat bu sene kararımızı değiştirip Erkenden Temmuz ayı itibariyle, Temmuz ayının başı itibariyle hatta tam tarih vereyim, bayram bittiği gibi 2 Temmuz günü çalışmalarımıza başlıyoruz. Şimdi bunun bazı sebepleri var. Bildiğiniz gibi biz e, şimdi YouTube'daki izleyicilerimizin tek tek ne yaptığını işte atıyorum. Ben seni tanımıyorum ve şu an sen çalışıyor musun, çalışmıyor musun veya sınava girdiysen kaç net yaptın bireysel olarak sizi bilmiyorum. Fakat bizim bireysel olarak bildiğimiz, koçluğunu yaptığımız yüzlerce öğrenci var ve bunlardan da bazı istatistikler elde edebiliyoruz. Bu istatistikler bize bu sene şunu gösterdi. Şu an sınavını kontrol eden öğrencilerimiz arasında 100 artı TYT ve 70 artı AYT yapan öğrencilerimizin %60'ından fazlası çalışmalarına yaz aylarında başlayan arkadaşlarımız. Ve bu sonuç ilk netlerinden bağımsız olarak söyleniyor. Yani ilk başta bize geldiği seviye ne olduğu fark etmeksizin Çalışmalarında yaz aylarında başlayan öğrencilerimiz %60'lık olarak o derece yapan tayfayı temsil ediyor aslında. Peki bu ne demek? Biz bu sene işimizi şansa bırakmak istemiyoruz demek. Dolayısıyla biz bu işi başarmak isteyenlerle ben bunu kafaya koydum gerekirse bir sene çok fazla tatil yapmayacağım. Yazın sıcağında bile oturup o masaya bir şeyleri başarmak için çalışmaya başlayacağım diyenlerle 2 Temmuz günü çalışmalarımıza başlayacağız. Şimdi ne yapacağımız hakkında bilgi verdiğim video bu değil. O 2 Temmuz'da gelecek. Yaz aylarında yapacağımız çalışmanın amacı şu olacak. Sene içerisinde biliyorsunuz okula gidiyorsunuz. Mezunsanız belki dershaneniz var, belki full devresiniz bilmiyorum ama gerçekten yoğun bir tempoya giriyoruz ve bu tempo arasında bir şeyler yetişecek mi kaygısıyla hareket ediyoruz. Bu da bizim aslında çalışma sürecimizdeki verimimizi bir hayli azaltıyor. Aslında tam da amaç bu burada. Yaz aylarında öyle bir çalışma yapacağız ki sizinle beraber hem böyle inanılmaz yorulmayacağız, hem de bazı işleri erkenden halledip bu sene içerisinde daha rahat etme imkanını sizlere sağlamış olacağız. Daha rahat etmek demek daha az çalışacağız demek değil, bunu karıştırmayın. Ama en azından yüksek tempo çalıştığımız zamanlarda kafamız rahat olacak. İşte bu yetişir mi? Şurada ne yapacağız? Netlerin bir türlü artmıyor gibi kaygıları minimuma indirecek, bazı çalışmalar yapacağız. Bunlar için takipte kalın. 2 Temmuz günü bizlerle bu kanalda buluşun. Bu arada koçluk almak isteyen öğrencilerimiz için de an itibariyle alımları açmış bulunmaktayız. Koçuyla beraber bu süreci götürmek isteyen, daha düzenli, daha takip içerisinde olmak isteyen öğrencilerimiz de prokoçakademi.com adresinden başvurularını an itibariyle yapabilirler. Sizlerle beraber çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Güzel bir bayram geçirin. 3-5 günü iyi değerlendirin. Bol bol dinlenin. Köyde istediğiniz bol bol oksijen çekinci ellerinize çünkü fazlasıyla ihtiyacınız olacak. Bizlerle beraber 2 Temmuz günü bu kanalda buluşun. Çalışmaya erkenden başlayalım ki sonucu da bir o kadar güzel olsun. Aynı zamanda süreç içerisinde bir o kadar rahat edelim. 2024 tayfa kemerleri bağla hazırsan uçuşa geçiyoruz.